Hanımlar, ekran başına. Evde hazırlayabileceğiniz doğal güzellik önerilerini sakın kaçırmayın. Kırmızı pancardan doğal saç boyası. Cildin matlaşmasını önleyen ve cilt canlandırıcı maske. Şimdi o kadar değişecek ki yüzün. Ve bağışıklık sistemini güçlendiren, gribi önleyen ve zihin açan Masalati çayı. Birbirinden özel kürleriyle cilt uzmanı ve kimyager Şems Arslan, az sonra Nur Birel'le Hayatta Her Şey Var'da. Yaptığı bütün formülleri deneyenler çok iyi bilirler ki çok kısa sürede geri dönüşler alırsınız. Bugün de öyle formüller yapılacak ki cildimiz şenlenecek. Bir kış çayı hazırlayacağız. Olmazsa olmazımız, bağışıklık sistemini güçlendirecek, bizi zinde kılacak. Dahası ve neler yapacağımızı kendisinden öğrenelim. Alkışlar kimin için gelsin? Şems Arslan geliyor. Merhabalar. Bakar mısınız zerafete? Merhabalar. Şıkla. Şems'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Herkese selamlar. Ne kadar şıksın. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Valla çok seviyorum ben böyle konuklarım. Hem kendilerine saygıları var ama seyircilerimize daha çok saygıları var. Dün gece, bütün gece bu formüller için uğraşmış. Çok teşekkür ediyorum. Görüyordun değil mi Instagram'da nasıl karıştırıyoruz, evet, evet, yapıyoruz. Instagram'dan takip ediyorum seni. Şimdi bugün bize çok güzel lezzetler yapacaksın. Evet. Ama bu lezzetlerin dışında bir sağlık iksiri vereceksin bugün bize. Senden dinleyelim i̇nşallah, önce. İnşallah, inşallah. Ama elbisem olmuş mu? Çok. Pancar gibi olmuşum değil mi? Giydim sonra dedim tam pancar gibi olmuşum. Pancar rengindeyim. Ama ben çok severim bu rengi. Öyle mi? O zaman sen pancarı da seviyorsun. Pancarı da severim. Bak pancarla geldim. Ben pancardan daha çok ne yapıyorum biliyor musun? Kısır yapıyorum. Evet. Ay çok devam güzel et. Oluyor. Pancarlı kısırı bilmeyen varsa denesin. Başka ne yapıyorsun pancardan? Annem bir turşu yapar. Pancar turşusu. Evet. Yıkılsın. Çok güzel bir lezzet oluyor. Çok da tarif bilmiyorum yani. Hani o hem kadar. De pancar salatası. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ben bak 3 tane orada tencere var. Bir bir aç bakalım gör pancardan neler yapılıyor. Hiç uzatmayacağım. Yönetmenimden rica edeyim. Malicim şöyle şu cimiyi buraya doğru yaklaştır bakalım. Bunlar hepsi bakalım. Özel hazırlanıyor. Hepsi Azerbaycan mutfağı, Kafkas mutfağı. Oo bu ne? Muhteşem mutfaktır zaten. Kafkas mutfağı biliyorsunuz. Çok değerli. Hele Azerbaycan mutfağı da aynen öyle. Ne var eski Osmanlı içerisinde? Mutfağına benziyor. Bunun ismi vinaigrette. Söyleyebilecek misin? Bir daha. Vinaigrette. 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 Türkçe ismi yok yani mu? 2000 yıllık ismini söylüyorum. Vinaigrette. Çok değerli bir pancar salatasıdır. Bizim tüm bayramlar, tüm düğünler, ad günleri, doğum günleri masada bu bulunmazsa misafirler şöyle der. Hazırlıksız bunlar. Öyle mi? Bunlar hazırlanmamış. Yapımı zor mu peki? O olacak. Anladın mı? O kadar değerli. Yani pancar çok değerli ama bir sebze olduğu şey için. İçinde fasulye var başka? Fasulye yok, barbunya var. Barbunya var. Hı. Şimdi bak bunun içinde öyle bir formül var ki. Yani 2000 yıl bundan önceki insanlar diyorum ya herhalde dahiydiler. Öyle bir formül ki hepsi bir tat diğer tadı zincir gibi kapsamış. Kırmızı barbunya var, patates var. Bunun içinde haşlanmış kırmızı pancar var. Çok haşlanmış güzel. Kırmızı havuç, haşlanmış sarı havuç var. Nasıl? Bayıldım karabiber, tuzu falan her şeyi. Her hepsini şey. Haşlayıp karıştırıyorsun salatayı. Haşladık hepsini. Hiçbir blenderdan çekmiyorsun, suyunu bırakıyor olmaz. Tek minik tek minik. Oturuyoruz onu biz akşamdan. Tek tek doğruyoruz, doğruyoruz, doğruyoruz ki hiçbiri suyunu bırakmasın. Çok güzel tadı. Çok az bir şekilde zeytinyağı başka hiçbir şey katılmıyor. Hepinize de getirdim. Hepiniz tadacaksınız. Ben seviyorum böyle bir yemeği anlatırken izleyiciler canlı yayında olanlar onlar da tatsın. Yoksa utanıyorum vallahi değil utanıyorum. Mi? Sanki yiyorum. Ama ekran başındakiler ne olacak? Ben size onlar da gidip hazırlayacaklar. Allah aşkına yani soruyorsunuz neredesiniz diye Beyaz TV'deyiz. Gelin bekliyoruz herkesi. Vinaigrette miydi? Bayıldım vinaigrette. Vinaigrette salatasının tarifini az sonra vereceğim. İkinci aç bakalım. Dünya pişirdim fırından geliyor. Yemin et. Direkt ocaktan geliyor. Yani de hiç ay bak benim gibi var mı bir misafir? Vallahi yok. Ya ne ayıp değil mi? Aslında ev sahibi yapar. Bana ne misafir yapayım işte idare ediyorum. Bakıyorum. Aa bu ne? Aa şimdi. Duydunuz mu borş? Aşk olsun. Borş mu? Borş çorbası. Ha, ben bu da Rusya kültürü.
Tüm Rusya'nın kültürü sonra da Avrupa'ya sıçradı, sonra da Türkiye'ye sıçradı. Şimdi en ünlü aşçılar borşun tarifini hemen hemen tüm kanallarda veriyor. Bu da ünlü borş. Bunun da içinde aynı şekilde kırmızı pancarla hazırlanıyor. Burada bir de lahana var. Yine de kırmızı, kırmızı ve sarı renginde. Ay hapşıracağım. Çok yaşlı biber var ya. Ondan mı oldu? Şimdi kokusuna bak ve tadına bak. Ben sesimi kapatın, çok fena hapşırırım. Ben bilerek karabiber yaptım ki sabah sabah zihnimiz açılsın. Çok yaşa. Ay, çok özür dilerim. Çok güzel. Şimdi gel, ben seni elimle yedireceğim. Gel. Utanırım ben böyle. Ay utanma, gel. Ama doğruyu söylüyorsun, biliyorum. Ay ne var bunun içinde? Ay ay ay, gel bir tane de vereyim, tamam, gözüm kalmasın. Ama çok ayıp gel, böyle. Olsun, beklerler, gel. Gel canımsın. Hı. Bu nasıl? Ay bana bunun tarifini ver. Aha, duydunuz değil mi? Ay ay ay. Şimdi hanımlar, bunun içinde kırmızı pancar, içinde lahana, içinde iki çeşit havuç var. Ayrıca iki çeşit de biber var. Kırmızı biber mutlaka kavrulacak soğanla. Bunlar hepsi kırmızı pancar dahil tavanın içinde önce kavruluyor. Sonra etin suyuna koyuluyor. Bir tane de patates haşlanıyor. İçinde iyice onu eziyoruz ki halimli olsun. Ondan sonra kim tutar seni? Çok değerli bir şey, besin, çok değerli bir çorba. O kadar lezzetli ki hepsini tencereye koyuyorsun, yağda kavuruyorsun. Önce içini kavuruyorsun. Bak şöyle, hepsini rendelediniz bu şekilde. Tamam. Rendeleniyor. Hepsi dediğin ne var içinde? Soğan. Soğan. Pancar. Hı-hı. Havuç. Kırmızı tatlı biber. Diğer havuçlar, iki tane diğer havuç. Bunlar hepsi zeytinyağında kavruluyor. Tamam. Şurada yavaş yavaş. Tamam. İki tane, eğer organik domates varsa organik domates. Yoksa o zaman salçamız. Onu da baktık ki her şey artık hazır, böyle öldü ya, biz öyle diyoruz. Hepsi böyle yumuşadı. Ardından salçamı da koydum, karıştırdım. Şu tarafta da tenceremde et suyu kaynıyor patatesle beraber. Bunların hepsini kavrulmuş haliyle onun içine ilave ediyorum. Ve ondan sonra ağzını kapatıyorum, başlıyorum bir saate yakın hepsi birbirine dans yapmaya. Evet. Çok ve güzel. Ondan sonra ortaya böyle bir şey çıkıyor. Tek bir çorbadır ki kaldıkça lezzetli oluyor. Yani 10 gün boyunca saklayabilirsiniz ve 10 günün içinde her gün 10 gün. Her günde yediğinizde kış çorbası bu. Ay bir şey söyleyeceğim. Her defasında farklı bir tat. Ne masrafsız bir şey değil mi? 10 gün boyunca yapıyorsunuz, 10 gün çok duruyor. Çok lezzetli. Şems Hanım, biz domates sosu yapıyoruz doğal domates mevsiminde. Ondan koyarsak 2-3 kaşık olur mu? Harika olur. Benim güzel hanımlarım bak, hepimiz hazırlıklıyız. Evet. Peki, ay çok güzel, çok lezzetli. Ay şimdi bayılacaksın, bu da 3 numara, en değerli. En değerli, bu da herkes yapmıyor. Herkes yapmıyor ama yine söylüyorum, çok değerli bir salatalardan biri. Turp bu salatası da, mı? Değil, bu da kırmızı pancarla hazırlanıyor. Bugün bizde pancar günleri. Tamam. Bu da çok değerli bir salata, bunun içinde pancar haşlanıyor. Bir gün beni mutfağa aldı, hanımlara göstereyim böyle. Tamam, pancarı iyice harşladık. Ondan sonra rendeledik. Mayonez, ceviz ve sarımsak. Başka hiçbir şey yok. Şimdi gel bakalım. Maş doydu kadın. Gel. Şef, desin bakalım nasıl tadı. Hayatım bunlar öyle şeyler ki her yerde bulamazsın. Yani bak, bir şey kaçırma soracağım. Bu fırsatı. Öyle bir lezzet ki yedikçe damağınıza böyle değişik bir tat yayılıyor. O pancarın şekerimsi tadı cevizle ve mayonezle karışınca efsane. Ay çay saatlerine harika gider. Efsane. Bugün bakın, şimdi bir şey söyleyeceğim, sözünü kestim balla. Bizde kahvaltıda bu hazırlanıyor. Yıllardır annem bana okula giderken bunu kahvaltı verdi. Nasıl? Ekmeğin üstüne tereyağını sürdü. Hmm. Şunu aldı, üstüne sürdü, masaya koydu. Ondan sonra biz bunu yiyip gidiyoruz. Tabii sonra dişlerimizi fırçalayacağız çünkü kırmızı renk kalıyor. Bu 3 tane kırmızı pancarla çeşit çeşit yemekler var. Ama ben size en değerli Azerbaycan mutfağından, çünkü benim kökenim Azerbaycanlı. Buradan Azerbaycan'a selam. Benim güzel Azerbaycan'ım. Göster Tebriz, İran, herkese selamlar. Bir daha söyle. Azerbaycan. Tebriz. Tebriz. İran'a. İran. Başka? Yani Avrupa'da izleyen tüm Türklerimiz. Herkese selamlar olsun. Hepsi sabah gurbetçi sabah bizi izliyor. Gurbetçi dostlarımıza. Evet, gurbette olmak çok zor. Çok ama zor. Tabii Türkiye'nin dört bir yanından da bizi izleyen hanımlar var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum, çok kısa sürede öyle güzel bir aile olduk ki. Hepinizden evet. Allah razı olsun. Şimdi müsaade ederseniz. Yok, ben etmiyorum. Neden? Bir tane de kaldı çünkü. O ne?
Bu da pancar çipsi. Çocuklarınız için hazırlayacaksınız. Nasıl? Evet. Bak çiçeğe benziyor. Aslında bu çiçek sonra çiçek nasıl gibi. Nasıl cips ya? Bildiğimiz patates cipsi gibi mi? Patates cipsi gibi. Pancarı doğruyorsunuz ince ince. Limon suyunda hafifçe beklettiniz. Sonra yağlı kağıdın üstüne fırına verdiniz. Kış çayı, kış masalı çayı yapacağız. Evet, ismi niye, de öyledir. Niye bu çayın masala adı tea, masal çayı? Masala tea Hindistan'ın varoluşu. Hindistan'ın çay kültüründe varoluşu çok önemli bir çaydır. Yani Hindistan'a, Malezya'ya, Endonezya'ya eğer gidiliyorsa çay deyince bizim burada direkt çayhaneye gidiyoruz, oturuyoruz. Çay bizde de çok önemli bir yeri var. Dünyanın her tarafında farklı farklı çay kültürleri var. Çin'de farklı, Japonya'da farklı, Türkiye'de farklı kültürü var. Ama Hindistan'ın da masal çayı var. Masala çay diyorlar ona. Çünkü çok fazla insan barınıyor, kış olmuyor ve olmadığı için bakteri, mikrop, hastalık almış başını gidiyor. Bunun için tabii ki her dakikada doktora, her dakikada antibiyotik, her dakikada tabii ki bunlar da fakir bir ülke. Gidip bunların hepsini tabii ki aşılarını bile zamanında vurduramayan bir ülkedir. Bunlar kendilerine bağışıklık sistemlerini güçlendiren, dış etkenlerden kendini koruyan baharat çayı, et masala çayı, masala tea çayı her sokak başı hazırlanan bir çaydır. Çok değerli bir çaydır. Oralara kim gidiyorsa bunu içmeden gelmiyor. Herkes farklı farklı hazırlıyor. Kimi 40 çeşit baharatla hazırlar, kimi 10 çeşit baharatla hazırlar. Ama uzmanı der ki 6-7 baharat var ki bu çayın içinde olmazsa olmazlardandır. Diğerleri katılanlar artık sizin hastalıklarınıza göre katılmalı. Yani şeker hastalığı varsa o zaman buraya biz katabiliriz cevizi, ceviz kabuklarını. Eğer tansiyon varsa buraya katabilirsiniz yaban mersini. Yani hastalıklara göre böyle raflardan alıp onları o çayın içine katıp tabii onları bir size de bilmek lazım. Tabii. Bakın, bak, kafeteriye söylüyoruz. Giriyorsun, kafeteriye. Giriyorsun masala tea çay içmeye geldim diyorsun. Masalati. Masala. Masala. Masala tea. Masala, masala çayı masala içmeye tea geldim diyorsun. Önce sana yaklaşıyor ve diyor ne hastalığınız var? Ona göre çay hazırlayacağım. Yani çay, öyle baharatlı mi? Çay tansiyonu yükseltebilir. Beyin kanamasına kadar götürebilir. Baş ağrı, migren yapabilir. Mide sancısı yapabilir. Atıyorum şu zencefil bile fazla tüketilirse veya hiç tüketilmemesi gereken bir vakaysa hepsini soruyorlar. Onlar da alışmışlar söylüyor. Bende şu 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 var, ona göre dikkate alın. Bizde ne var? Ben bunu yedim içtim kardeş, sen de al iç şifa, çok iyi geliyor. Yok. Bizde var ya. Tabii. Yani gerçekten yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Bitkinin hiç zararı olmaz diyoruz ya. Yemek, içmek bizim için şifa olmalı. Bizi besleyecek. Tabii. Bize doğal şifa olarak biz onu kabul etmeliyiz. Yani tamam, damak tadı çok önemli ama kendi yaşımıza, mevsime uygun, kendi hastalıklarımıza göre biz kendimize buzdolabının malzemeler seçmeliyiz. Beslenmek karın doyurmak değil. Değil. Karnını doyurduğun zaman o oyunu atlamış oluyorsun. Ama bedenini güçlendiremiyorsun. O zaman hasta oluyorsun. Bugün şimdi hem içeriden bedenimizi destekleyecek, şifa bulacağımız tarifler, bir de dışarıdan destekleyecek tarifler alacağız var, senden. Var, tabii. Hanımlar, turpla bir saç boyası yapacağız. Kırmızı, aa, evet. Turba taktım ben. Pancarla. Pancar. Ben kırmızı pancarla. Ben bu işi bırakayım gideyim bugün, bak hiç konuşamıyorum. Orada konuşamıyorum. Heyecandan. Burada konuşamıyorum. Heyecandan. Ne oldu bana böyle? Pancarla bir saç boyası yapacağız ama çok güzel bir renk alınıyor. Çok güzel tamamen içeriği var. Tamamen doğal. Tamamen doğal. İnanılmaz güzel bir renktir. Parlatıyor. Şifalıdır. Kimler kötü bir hastalıktan sonra kimyasal kullanamıyorsa, kimde izin yok. Mesela kimyasal hamileler saçlarını boyamıyorlar. Hamilelik ya, tabii tabii, öncesi ve sonrası. Yani herkes kimyasal, evet, alerjisi var. Alerjisi var boyaya. Onlar için birebir hazırlayacağım beyazları bile kapatacak fevkalade koyu kahve, kızıl, vişne, patlıcan rengi oluşturan muhteşem bir saç boyası. Bir tek saçı sarı olanlar kullanmasınlar. Bir tek onlar kullanmayacak. Evet. Onun haricinde onlar herkes farklı kullanabilir. Onlar için ayrı. Onu bir birazdan vereceğiz ama yapacağımız pancarla saç boyasını vereceğiz ama şu bağışıklık sistemimizi bir güçlendirelim. Ve çocuklar içebiliyor mu bunu? İçebiliyor. Tamam. İçebiliyor ve gidelim Hindistan'a. Hadi tamam, gidelim. Hayır ya, Hindistan'a gidemiyorsak Hindistan'ı size getiriyoruz. Evet, getirelim. Şimdi burada iki çeşit sütüm var. Normal sütle de hazırlayabilirsiniz, badem sütüyle de hazırlayabilirsiniz. Ben bunu
hiç fark etmez. Normal sütle hazırlayayım. Badem sütü birazcık pahalı olduğu için kendimiz hazırlıyoruz. Bademi... Elindeki badem sütü o normal süt. Normal sütümüz. Değil mi? Evet. Evet, keçi sütü. Daha uygun yollu bir şeyler. Keçi sütü. Keçi sütünden alacağız ve yani bir kişi, iki kişi, üç kişi ona göre bardağa kadar ona göre biz bardağlarımızı... Sen şimdi o zaman şu anda ekrana da verelim mi Hüseyin'cim? Vermiştin az önce ama bir daha tarifi verelim. Çünkü malzemeleri, o tarifleri çok önemli. Ne kadar kullanacağımız. Bu bir kişilik mi? Ben şu anda bir kişilik hazırlıyorum. Ekranda gördüğümüz bu şey de bir kişilik değil mi? Mesela bir çay kaşığı. Burada hemen hemen iki kişilik. Ha iki kişilik. Tamam. Evet, evet. Bunu eğer çoğaltmak isterseniz bu iki kişilik tarifimiz dört kişilik. Evet. Altı kişilik. İki iki çoğaltabiliriz. Yapabiliriz. Ne var? Tarçın var. Keçi sütü var. Baharatlar var, evet. Evet, Şimdi en baştan alalım. Zencefil var. Bergamot siyah çay var, kakule var. Kakule çok faydalı değil mi? Çok. Kakule kadınların en önemli baharatıdır. Yani nasıl biz kadınlar kapalıyız, nasıl biz kapalı derken duygularımızla kapalıyız. Çeşit çeşit hormon taşıyoruz, çeşit çeşit duygular taşıyoruz ama kapalı kutuyuz. Bizi sonuna kadar kimse çözemez. Hı hı. Değil mi? Kocamız bazen der ki yıllardır seninle yaşıyorum bilmiyorum sen bazen öyle şeyler yapıyorsun ki çocuklarımız, annelerimiz, kocalarımız... Kendimize göre bir gizemimiz var. Yani biz çok farklıyız. Kakule de bizi anımsatıyor. Ama sonra eğer kimse o kalbi birazcık böyle çözebiliyorsa, kırıyorsa içinden... Varsa öyle bir baba yiğit. Ay neler çıkıyor? Çok güzel tomurcuklar çıkıyor. Bilgiler şimdi çıkıyor, bu, sevgi çıkıyor. Kakulenin şey çıkıyor. Böbreklere de çok iyi geldiği söyleniyor. Böbrekler, bağışıklık sistemi, akciğerler. Unutkanlık varsa, bağışıklık sistemine bağlı olan kan azlığı, B12 vitaminleri hepsi bu kakulede var. Yani